Kota kararı Karadeniz'de hamsi varlığının devamına katkı sağlayacak. Bu uygulamanın stokların korunması ve geleceğe aktarılması açısından önemli olacağını biz akademisyenler olarak düşünmekteyiz. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümünden Profesör Doktor Osman Samsun daha önceden de hamsiye yönelik av yasağı getirildiğini hatırlattı. Hamsinin boyutlarının küçüldüğünü belirtti. 1982 yılında Ordu'da, Samsun'da hamsi balığı donduruluyor, yurt dışına gönderiliyordu. Ve 1 kilograma 52-54 adet düşen hamsiler yurt dışına gönderiliyordu. Daha sonra bu 60, daha sonra da 90 sayısına çıktı. Şimdi aradan geçen 35-40 sene sonra bir kilo hamsi alsak en az 150 tane hamsi var. Profesör Samsun, hamsi stoklarının iyi yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Karadeniz'deki bu besin zincir içerisinde palamut dahil olmak üzere birçok balıkların, daha büyük balıkların yemini teşkil etmesi nedeniyle hamside oluşacak olan bir problemin diğer balıklara da sirayet edebileceğini biliyoruz. Bu nedenle en çok yakalanan, avlanan tür olan hamsi balığı stoklarının iyi yönetilmesi, iyi işletilmesi gerekmektedir.